Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Karşınızda görmüş olduğunuz adına şarkılar yazılmış, türküler yazılmış, ağıtlar yakılmış, filmler çekilmiş Ağrı Dağı ve benim çocukluğumdan beri böyle canlı canlı görme hayali kurduğum o muhteşem heybetli dağ. İlk durağım Doğu Beyazıt deyince, Ağrı deyince ikinci olarak akla gelen İshak Paşa Sarayı. Gerçekten böyle canlı canlı görmek, hep kartpostallarda resimlerini, fotoğraflarını görmek harikaydı. Canlı canlı görmek, içinde dolaşmak, pencerelerinden o Doğu Beyazıt'ın muhteşem manzarasını seyretmek gerçekten harikaydı. Şimdi elimden geldiğince alabilmiş olduğum görüntülerle sizi bu sarayı gezdirmeye çalışacağım. Ve işte muhteşem taş işçiliğiyle İshak Paşa Sarayı böyleydi. Mümkün olduğunca sizi gezdirmeye çalıştım. Karşıda görmüş olduğunuz tepede Doğu Beyazıt Kalesi, altında tarihi bir cami var. Daha da yukarılarında tarihi yerler vardı. Oraları da gezdim ama sıcağın etkisinden mi olsa gerek görüntü almak tamamen aklımdan çıkmış. Ben tabii ki burayı gezerken hemen toprak yollar buluyorum yine kendime. Asfaltlardan uzak manzarayı seyrederken böyle güzel güzel motosikletimle gezerken bakıyorum ki akşam olmak üzere. Hemen kamp yapacağım alana doğru gidiyorum ve hızlıca çadırımı kurmak istiyorum. Çünkü öyle tahmin ediyorum ki gün batımı burada harika bir görüntü oluşturacak. Evet arkadaşlar, gelirken fark ettim. O yüzden çadırımı böyle hızlıca kurdum. Sanırım burada Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa Sarayı'nın hemen altında gün batımı çok harika bir görüntü olacak diye tahmin ediyorum. Hemen şimdi o tarafa doğru gideceğim.
Güneş batmış bile olabilir. Büyük bir ihtimalle batmış. Evet, ama en azından o kızılı sanırım şu anda yakalayabilirim. En azından ona bir görelim bakalım. Evet. Geç kaldım. Kamp alanına gelmek için. Ve güneşin batışını kaçırdık. Burada bir köpek var. Kötü kötü bakıyor bana. Ama en azından akşam kızıllığını yakalamış olduk. Ve aşağısı dostlar, Doğu Beyazıt, İshak Paşa Sarayı, Doğu Beyazıt Kalesi falan yani. Şurası neresiydi? Hatırlamıyorum. Dağların arasında muhteşem bir manzara. Ve tabii şurası da kısmen görünen Ağrı Dağı. Kamp alanımda bu aşıklı yer. Dostlar çok güzel bir güne uyanıyorum. Niyetim Ağrı Dağı'nın eteklerinde 3000 küsur rakımda olan kamp alanına gitmek. Eğer gözüme kestirebilirsem, cesaretim yeterse orada geceyi geçirmek. Görmüş olduğunuz gibi Ağrı Dağı'nın eteklerinde muhteşem bir manzara var. Ama maalesef ben gelmeden önce birkaç gün yağmur yağmış. Görmüş olduğunuz gibi yolun çoğunluğunu kum ve çakıl oluşturuyor. Bunlar iyice yumuşamış, kaymış. Ben de düşe kalka bir süre gittikten sonra yaklaşık 5 kilometre kala kamp alanına pes ediyorum. Yanımda getirmiş olduğum çayı zirvede içme hayali kurarken daha da aşağılarda çayımı içip geri dönüyorum. Ama tabii geri dönerken de o malum yağmura ben de yakalanıp sırılsıklam oluyorum. Ertesi günde Ağrı Dağı'nı arkamda bırakarak Iğdır'a doğru yola koyuluyorum artık. Kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Beğendiğiniz videolara da beğendim işaretine basmayı lütfen ihmal etmeyin. Iğdır'da görüşene kadar hoşça kalın, dostça kalın, mutlu kalın.